biraz muhabbet edeceğim, biraz resim yapacağım bir video ile karşınızdayım. Kendi kendime muhabbet edeceğim tabii ki fark ettiğiniz üzere. Yani bir nevi podcast de sayabiliriz sanırım bunu. Böyle podcast yapmak ve YouTuber olmak hayallerimin ortak noktasında bir noktadayız şu anda. Kendimi tanıtmayacağım. Çünkü buraya gelen insanların beni tanımaktansa yaptığım şeyi görmek için geldiğini ummak istiyorum en azından. Ayrıca bu videoya ulaşabilenler de herhalde beni zaten tanıyan insanlardır diye düşünüyorum. İlk kez böyle bir timelapse tarzı bir video çektim. Direkt bu şekilde hani Paint With Me videosu olarak yüklemek biraz sıkıcı geldi bana. Belki arka planda konuşarak daha eğlenceli bir süreç haline getirebilirim diye düşündüm, bilmiyorum. Çok da uzun tutmamaya çalıştım zaten. Sketch yaptığım ilk kısmını da çekmiştim aslında videoyu ama video kalitesi biraz daha kötüydü, çekim biraz daha kötüydü vesaire ve videoyu çok uzatıyordu diye onu çıkarmaya karar verdim. Yine de isterseniz hani lal çekmişsin o kadar bize niye göstermiyorsun derseniz unlisted video olarak belki yükleyebilirim. Aşırı talep gelirse belki böyle 3 kişi falan. Yani yine de 23 dakika civarı bir videomuz oldu. Umarım bu resmi ben bir referans fotoğrafından yaptım. Pinterest'ten bulduğum bir fotoğraftı. Falkotur adlı bir fotoğrafçının fotoğrafı olur kendisi. Kreditimizi vermeyi unutmuyoruz. Aşağı linkini de bırakırım açıklamaya. Böyle referanslı bir şeyler yaptığınızda kredi vermek çok çok önemli ayrıca. Yani bir fotoğrafçının fotoğrafından yola çıkıp da yapıyor olsanız başka bir çizerin, illüstratörün eserinden ilham alarak ya da birebir reprodüksiyon da yapıyor olabilirsiniz. Gayet normal, gayet faydalı. Tavsiye ederim kesinlikle. Ama kredi vermeniz önemli çünkü başka insanların yaptığı işlere de saygı duyuyoruz, değil mi? Evet, bunu bir referans fotoğrafından yaptım. Normalde bu kadar direkt olarak referans fotoğrafını çizdiğim, direkt olmasa da hani yüksek oranda çizdiğim resimler pek yapmıyorum aslında. Hani referans çok kullanıyorum. Ama kafamdaki bir şeyi yansıtmak için düzgün bir referans bulup genelde onu kullanıyorum. Ya da kendim çekiyorum. Galerim çok eğlenceli bir yer o yüzden. Ama bu daha çok video için yaptığım bir şey olduğu için hani biraz daha hem basit, yapması kolay, çok üstüne düşünmem gerekmeyen bir şey olsun istedim. Tabii ki fotoğraf da çok hoşuma gitti. Yani gerek renkleri, gerek kompozisyonu olsun. Beğendiğim bir fotoğraftı. Aşağıya linkini bırakmayı unutmazsam siz de göreceksiniz. Sulu boyada özellikle pek yaptığım bir şey değil aslında bu. Normalde yani kafamdan bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum sulu boya için. Biraz da pratik tarzı bir video oldu bu. Evet, bunların dışında yani genelde bana sorulan sorular üzerinden gidebilirim. Hayır seni çizmeyeceğim falan. Makul fiyatlarını hepiniz çizebilirim. Hiç sıkıntı yok. Mesela yani çok sorulan sorular düşünüyorum. Ne zaman çizmeye başladın gibi şeyler olabilir. Böyle deyince de çok bir sürü hayranım varmış gibi anlaşılıyor. Yani insanların geçmişte bana sorduğu sorulardan bir derleme yapıyorum şu an. Doğaçlama bir şekilde. Ne zaman çizmeye başladım? Müthiş klişe cevabı verecek olursam hep cringe. Anaokulumdan itibaren bir şeyler çiziyordum. Etrafımdaki insanlar, öğretmenlerim vesaire de genelde iyi olduklarını söylüyorlardı. Ki şu an bakınca gerçekten bir çocuğa bu şekilde yalan söylemezsiniz yani bu günahtır ama bilmiyorum belki o sırada insanların benden beklentilerin üstündeydi yine de bir şekilde. Ya da sadece ben yapmayı sevdiğim için, hevesimi kırmamak için böyle diyorlardı bilemiyorum. Yani hep yapıyordum bir şeyler. Ama hani düzenli olarak bir sketchbook tutmaya başlamam ya da düzenli olmasa bile en azından bir sketchbook tutmaya başlamam ve resimlerimi bir yerde toplamaya, üstüne çalışmaya başlamam daha çok liseden itibaren olan bir şey. Yani 15 yaşımdan itibaren diyebilirim. Hatta yanımda sürekli götürüp getirdiğim sketchbooklarım oluyordu o dönemden itibaren. Ha, biraz ondan bahsedebilirim. Mesela sketchbook birkaç tane bulundurmayı seviyorum ben. Bir tane genel işte yanımda okula ya da dışarıda herhangi bir yerde oturmaya gittiğimde vesaire yanımda taşıdığım bir tane A5 boyutlu işte hardcover sağlam. Hani çantamda başına bir şey gelmeyecek bir defter bulundurmayı seviyorum. Bu genelde çok kalın sayfalı olmayan, yani gramajı düşük yapraklı. Çok dokulu değil. Hani sadece işte
kurşun kalem, tükenmez kalem ya da olsa olsa markerla üstüne bir şeyler çizeceğim bir defter taşıyorum yanımda. Onun dışında evde bir defter bulunduruyorum sketch yapmak için. Onu aslında dışarıdakini kullanıp harcamamak için daha çok bulunduruyorum. Ama bir de A4 boyutunda bir defter olduğu için yani biraz daha geniş, rahat çalışabildiğim bir yer oluyor. Hem de hardcover defter bulması biraz daha zor olduğu için onu harcamamaya çalışıyorum işte. Bir de bu resimde gördüğünüz gibi daha büyük boyutta dokulu kağıtlı, işte gramajı biraz daha fazla olan mixed media için uygun bir defter bulunduruyorum. Bunda genelde sulu boya yapıyorum ya da işte guaj da yapabiliyorum. Bazen akrilik kullanıyorum, bazen bir iki yere kuru boya kullanıyorum ama hani temelde az suyla yapabileceğiniz bütün işler için genelde uygun. Bu defter 25-35 boyutunda yanılmıyorsam. Yani yanımda bir yerlere de götürüyorum bazen bunu sulu boya yapmak istediğimde özellikle. Hani genel olarak renkli bir şeyler yapmakta kullandığım defter bu. Markasını şu an hatırlamıyorum. Ünlü bir markanın defteri değil zaten. Ama muadillerine göre daha ucuz ve sayfa kalitesi olarak da benim beğendiğim, hani fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 verdiğim bir defter. 180 ve 200 gramlık versiyonları var bu defterin. Benim şu an kullandığım 180. Bulabildiğim zaman 200'ünü almayı tercih ediyorum ama bulamıyorum pek. O yüzden bol suyla sulu boya yaptığım zamanlarda sayfalarımda yırtılmalar da oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ama yine de internetten bulabilirsem açıklamaya bu defteri ve belki bir iki en sık kullandığım şeyin daha linkini koyabilirim. Sulu boyam bir sürü insanda daha gördüğünüz Van Gogh sulu boyası. Talens'in olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ben gayet memnunum. Birkaç sene önce almıştım. Sanırım o sırada 80-90 lira bandındaydı. Şu anda yine aşırı pahalı değil muadillerine göre. 120-130 gibi olabilir. Çok emin değilim. Benim memnun olduğum bir seri. Bazı renklerinin pigmentleri daha fazla, bazılarının daha düşük doğal bir şekilde. Özellikle kırmızısı, mavisi, sarısı acayip pigmentli. Onları çok seviyorum. Yani fiyatına göre bence gayet başarılı bir ürün. Tavsiye ediyorum. Genelde setin kendi fırçasını kullanıyorum boyamak için de. Fırçası özellikle çok güzel bence. Yani tam böyle brush tip dediğiniz giderek incelen bir fırça tipi. Ve su tutuşu gerçekten muazzam. Onu kullanıyorum. Onun dışında tam şu an elimde gördüğünüz setin fırçası değil. Bu kırtasiyeden aldım. Şu an markasını hatırlamadım bir fırça. Sıfır numara sanırım. Detayları daha rahat çalışmak için aldığım bir fırçaydı bu. Genelde o ikisini kullanıyorum. Bir de burada arka planı yaparken görmüş olabilirsiniz. Ya da birazdan bir şeyler için daha kullanacağım sanırım. Bir flat brush'ım var biraz daha kalınca. Yani flat brush dediğim küt ve yatay mı diyeyim? Yayvan kılları olan bir fırça tipi. Onu daha çok aslında guaj boya yapmakta tercih ediyorum. Ama sulu boyada da arka plan vesaire yaparken ya da geniş alanları boyarken kullanışlı oluyor yine de. Öyle bir fırçada bulundurmanız genelde faydalı olur sulu boya yapacaksanız. Ben bunu kendi kendime tavsiyeler vermeye başladım. Sulu boya yapıp yapmaya olmanız umurumda bile değil şu an. Onun dışında evet, sketch için normal kullandığım kalemler genelde kurşun kalemle zaten yapıyorum. Ders çalışmak için vesaire de kullandığım kalemleri kullanıyorum. Normal uçlu kalemler ya da çok normal olmayabilir 0-3 ile yazdığım için resimlerin de çoğunu 0-3 ile yapıyorum aslında. İnce uç bilmiyorum hoşuma gidiyor. Bir kere alışınca bırakması baya zor oluyor. Onunla ya da normal 0-5-0-7 bir uçlu kalemle ya da işte herhangi bir 2B kurşun kalemle vesaire yapabiliyorum. Tükenmez kalem gerçekten herhangi bir tükenmez kalemle çizebilirsiniz hoşunuza giden. Mesela bu biç diye mi okunuyor? Biç diye mi okunuyor bilmiyorum ama. Bunların tükenmez kalemlerine ben bayılıyorum. Normal şey, ballpoint pen bildiğiniz dümdüz tükenmez kalem yani. Yani hem arkaya geçme gibi bir sıkıntısı olmuyor hem de bu Bic markamızın kalemleri özellikle çok yumuşak ve mürekkebini de ben beğeniyorum. Hem de inanılmaz ucuzlar. Onlarla yapıyorum bazen. Pre-sketch tarzı şeyler için hani alta ana hatlarıyla bir şey çizip sonra üstüne asıl sketch'i yapmak istediğimde veya işte line art yapmadan önce bir şeylerin yerini belirlemek istediğimde vesaire. Normal kırmızı kalem kullanıyorum. Bildiğiniz ilkokulda kullandığımız kırmızı kalem. Hatta bir ucu kırmızı bir ucu mavi olanları ayrıca çok seviyorum. Bir de line art yapmak için kullandığım kalemler var. Onun için Copic Multiliner'ları ben çok beğeniyorum. Fiyatı tabii ki biraz daha artmış durumda şu anda. Ben eski aldıklarımı kullanmaya devam ediyorum. Bir de bir tane refillable olanı almıştım. Geçen sene ya da önceki sene. Yani iyi bir yatırım olabilir belki fiyatı daha da artmadan. Ben seviyorum.
Bir de onun dışında Pigma Mikron kalemlerini kullanıyorum. Genel sketch yaptığım malzemeler bunlar. Ha bir de resimde gördüğünüz gibi işte bir sulu boya bandı kullanıyorum genelde sulu boya yaptığımda. Yani bildiğimiz kağıt bandı sanırım bu. Bir fark olmaması lazım. Resim yapacağınız alanı sınırlamak bence kullanışlı bir şey oluyor. Hem yani kendinizi rahat ifade edebileceğiniz kısıtlı bir alan olması, hani bomboş geniş bir sayfanın korkutuculuğundansa daha güzel geliyor bana. Arka plan vesaire yapmak özellikle çok daha kolaylaşıyor. Hem de böyle resimlerinizde özellikle temiz, crisp edge'leri seviyorsanız kenarların dümdüz güzel olması için gayet basit ve mantıklı bir ürün oluyor. Tabii benimki gibi ucuz kağıtlar veya ucuz bantlar. Gerçek sorun hangisinde gerçekten bilmiyorum ama bantlarım sürekli kağıdımı parçalayıp duruyor. O yüzden aşırı aşırı dikkatli şekilde çıkarıyorum ama yine de kağıdımı yırtıyorum. Yani minimal şekilde yırtmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Malzemeler genelde bunlar. İşte bildiğiniz gibi resim malzemelerinin fiyatları giderek arttığı için genelde defterlerimi özellikle bulduğumda ikişer üçer tane alıp stoklamaya çalışıyorum. Başka sorulan sorular, mesela yeni başlayacaklara, resim yapmaya heveslilere ne önerebilirim? Açıkçası bu konuda çok tavsiye verecek kadar kendimi yetkin görmemekle beraber, yani daha genç bir kendimin ne duymasını isterdim? Kendime şu an 5 yıl öncesine gidip kendime ne tavsiye verebilirdim? Onu düşünerek. Aşırı klişe olacak ama çizmekten korkmayın diyebilirim. Hani yaptığınız şeyler güzel olmak zorunda değil. İnanılmaz gerçekçi. Nitekim sanat camiasında bir sürü insan zaten gerçekçi olmadığı için kazanıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ya da böyle çığır açan bir yapıt olmak zorunda değil. Zaten yeni başlıyorsanız olmaması çok normal. Ha belki de inanılmaz yeteneklisinizdir. Zaten deneyene kadar bilemezsiniz bunu ama yüksek ihtimalle normal bir insansınızdır ve yaptığınız işler de normal olacak başlangıç için. Bu çok doğal bir şey. Hepimiz bir noktadan başlıyoruz. Yaptığınız bir iki şeyi beğenmeyip bırakmayın kesinlikle hiçbir şeyi. Yani zevk almıyorsanız bırakın belki ama yapmak istediğiniz bir şeyden de içinize sinmedi ya da işte beklediğiniz kadar güzel olmadı ya da bilmem kiminki kadar güzel olmadı diye vazgeçmeniz üzücü olur. Çünkü gerçekten ilham aldığınız insanların hepsi de bir yerlerden başlıyor. Kimse muazzam tablolar yaparak girişmiyor bu işe. Hele de hobi olarak yapmayı düşündüğünüz bir şeyse zaten hani eninde sonunda bile güzel bir iş çıkarmanıza gerek yok aslında. Sadece eğlenmeniz önemli olan. O yüzden kendinizi başkalarıyla karşılaştırıp ya da kendi kafanızdaki kriterlerle karşılaştırıp engellemeyin kesinlikle. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Hani yaptığınızdan zevk almaya çalışın. Yani kedi köpek çizmeyi seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Ya da kara kalem portre yapmayı seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama atıyorum belki anime karakterleri çizmeyi seviyorsunuz. O zaman hani gidip de kendinizi gerçekçi portreler, kara kalem manzaralar çizmek için falan zorlamanıza bence gerek yok. Ha, bu yönde gelişmek istiyorsanız zaten zamanı geldiğinde bu yönde bir emek sarf edeceksiniz. Orada bulacaksınız kendinizi o noktada. Yani hazır olmadığınız bir zamanda ya da istemediğiniz, içinizden gelmediği bir zamanda bir şeyler yapmaya zorlayıp boşuna hani yaptığınız işten alacağınız zevki yok etmeyin. Önemli olan sizin eğlenmeniz. Kimse size bu resimleri zorla yaptırmıyor diye tahmin ediyorum. Eğer öyleyse yardım çağırın. Bilmiyorum, göz kırpın. Çizmeyin bence. Asrın tavsiyesi ama. Yani tabii her gün çizerseniz tabii ki gelişeceksiniz. Bu çok normal bir şey. Yani her gün duvara yumruk atarsanız da duvar zamanla eskiyecek ama her gün duvara yumruk atmıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Her gün resim yapmak istiyor musunuz mesela? Herhangi bir şey de olabilir bu. Belki enstrüman öğrenmeye çalışıyorsunuz. Belki yemek yapmayı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani bir şeyi her gün yapmanız bence sizi yıpratacaktır çok hızlı şekilde. En azından benim için olan bu yani. Ben her gün resim yapmak istemiyorum genelde. Özellikle de okula gittiğim, hani okuldan geç döndüğüm, sınavlara çalıştığım vesaire bir dönemde canım hiç resim yapmak istemiyor.
Ya da canım istese bile o enerjiyi bulamıyorum içimde. Ve öyle bir anda kendimi zorlasam zaten ortaya çıkacak şeyden zerre hoşlanmayacağım. O yüzden zorlamaya gerek duymuyorum açıkçası. Yani sık sık çizmek kesinlikle çok iyi bir şey. Böyle 1 aylık, 2 aylık aralar vermeyin mümkün olduğunca. Yapabiliyorsanız yani birkaç günde bir şeyler çizmeye çalışın. Ama derseniz ki kendime hedef koydum, her gün yapacağım, yapmak zorundayım, yapmadığım zaman vicdan azabı duyacağım. Bu artık tehlikeli bir boyuta geliyor bence. Hele de sosyal medyaya kendinizi kaptırıp işte bilmem kim Instagram'da şu kadar post atmış, her gün düzenli post atmış, Inktober geliyor, ona katılmam lazım. 31 gün, 31'ini de çizeceğim, her güne ayrı bir şey yapacağım, ink deneyeceğim, sulu boya deneyeceğim falan. Ya bunu ben de yapıyorum. Hatta bu voiceover'ı yapmadan önce de Inktober sketchleriyle uğraşıyordum. Ama bir noktadan sonra bunun faydasından çok zararı olduğunu da bence farkında olmamız gerekiyor. Mesela Inktober konseptini ben çok seviyorum. Her ne kadar boykot ediyor olsak da. Yani bir sürü sanatçının böyle kısıtlı bir dönemde bir araya geldiği ve ortak konularla bambaşka eserler çıkardığı muazzam bir olay. Yani kesinlikle destekliyorum teoride. Ama hani 31 gün aralıksız bir şeyler çizmek çok zor. Benim için en azından ve pek çok insan için de öyle olduğunu biliyorum. Hani Instagram'da takip ettiğim ve normalde belki her gün paylaşan ya da her gün olmasa da 2-3 günde bir düzenli paylaşım yapan ve hani on binlerce, yüz binlerce takipçisi olan insanlar bile, illüstratörler, sanatçılar bile görüyorum ki hepsi özellikle son 1-2 senedir ben 31 günü yapabileceğimi zannetmiyorum. Hani o yüzden hiç girişmeyeceğim ya da hani kendime böyle bir sınırlama koymayacağım. Çünkü mental olarak beni kötü etkiliyor gibisinden açılmaya başladılar. Ve çok güzel bir şey. Çünkü özellikle çizime yeni başlayanlar, hani Instagram'ın algoritmasıyla savaşmaya çalışanlar buraya kendini kaptırıp gerçekten yıpratıyorlar. Hani uğraşıyorsunuz, uğraşıyorum. Her gün uğraşıyoruz. Bazen her gün saatlerce uğraşıyoruz ama koyduğumuz şey hani bizi takip eden 10-15 tane arkadaşımız tarafından görülüyor. Ve hani bunun yaptığımız şeyin değerini ölçmediğini bilmemiz lazım. Çünkü gerçekten yıpratıcı. Yani saatlerinizi verdiğiniz zaman da geçtim üstüne hani çok fazla düşünce sarf ettiğiniz, emek sarf ettiğiniz, biriktirdiğiniz, tecrübelerinizi kullandığınız bir eser yeterince değer görmemesi sizi genel olarak artık bir şeyler yapmamaya itebilir. Hani yaptıklarım zaten görülmüyor, zaten duyulmuyor. Ben niye uğraşıyorum ki mentalitesine geçebiliriz. Veya belki daha kötüsü hani yaptığımız işleri başkalarıyla sürekli karşılaştırıp belki benim de bunu yapmam gerekiyordu. İşte fan art yapanlar çok görülüyor. Belki benim de fan art yapmam lazım. İşte bilmem ne dizisi çıkmış. Onunla ilgili bir şeyler çizeyim, görünürlüğüm artsın. Ünlüleri çizeyim, görünürlüğüm artsın. Ve hatta benim de yaptığım bir şey. Görünürlüğü çok olan sanatçıların hesabına girip hani bu adam bunun için mi kazanıyor, bunun için mi takip ediliyor, ben bundan daha iyisini yaparım demek. Bu benim kendimden nefret ettiğim nokta artık. Buraya gelmek istemiyorum ama kapitalizm bu noktaya getiriliyoruz. O yüzden tekrar önceki söylediğim noktaya dönüyorum ama hani mümkün olduğunca kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın ve kendiniz için çizin. En azından bu döngüden beni kurtaran şey bu oluyor. Bir gün attığım resim 50-60 beğeni alıyor. Sonraki gün attığım belki 200 beğeni alıyor. 50-60 beğeniyi alandan sonra bırakabilirim ben de bir şeyler atmayı. Bırakasım da geliyor her seferinde açıkçası ama zaten ben bırakmayı istesem bile ellerim bir şeyler çizmek istiyor. Yani bunun beğeni almak için yaptığım bir şey olmadığını geç de olsa fark ediyorum her seferinde. Belki de hiç unutmamam gerekiyor ama unutuyorum bu yaşadığımız düzende. Herkesin daha fazla görünürlük ve daha fazla üretkenlik için yarıştığı ortamda ben de unutuyorum. Hepimiz unutuyoruz. O yüzden şu an size hatırlatıyorum. Yaptığınız işler değerli. Siz de değerlisiniz. Başkasının aldığı kadar beğeni ya da paylaşım ya da yorum almıyorsunuz diye daha kötü bir iş yaptığınız anlamına gelmiyor. Görünürlük kazanmayı hak etmediğiniz anlamına gelmiyor. Kendinizi ve yaptığınız işi sevin. Yoksa yumruklarımla tanışırsanız.
Sanırım aklıma gelenler bu kadar. İleride yine bu tarz videolar yaptığımı görmek isterseniz yorum atın. Bilmiyorum. Mesaj atın bana. Herhalde bir yerlerden tanıyorsunuzdur beni bu videoya denk geldiyseniz. Evet, bana haber verin. Bir şekilde elimden geleni yaparım. Gördüğünüz gibi zaten elimden gelen çok fazla değil. Videonun kalitesi ortada. Yani setup'ı size gösteremiyorum ama açıkça söyleyecek olursam hayal etmeye çalışın. Şimdi inanılmaz bir manzara canlanacak gözleriniz önünde. Telefonumsunuz ve masamın üstündeki rafın ucunda yatay bir şekilde tam olarak kameranın sınırında duruyorsunuz. Evet, setup'ım bundan ibaret. Üzgünüm. Bu şartlarla idare etmek zorundayız. Ama emek var. Yani editlemeye falan uğraştım. Acımasızca yorumlar bırakmazsanız sevinirim. Evet, yani videomuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Ha bir de resim ne kadar sürdü ondan bahsedecek olursam. Bu boyama kısmı 2 saat civarı oldu yanılmıyorsam. Yarım saatlik de sketch kaydım vardı. Yani sketch dediğim en baştan cetvelle bantları yapıştırma vesaire aşamalarımdan itibaren ama onu da sayıyorum. Yani yaklaşık 2,5 saatlik bir çizim süreci oldu. Çizim ve boyama. Sonuç hoşuma gitti açıkçası benim. Pek tarzım olan bir resim değil aslında. Tarzım o diye de bir şey yok aslında. Ama neyse bu konu hakkında konuşmuyoruz. Ya da konuşalım derseniz bir sonraki videoyu belki bu konu hakkında yaparım. Çünkü gerçekten benim de zorlandığım bir alan ve bilmiyorum bir çıkış noktası var mı, nasıl var? İleride birlikte deneyerek öğrenebiliriz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Söyleyecek bir şeyiniz varsa yorum bırakın. Abone olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz tabii ki engellemem. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.